Canım. Canım, nasılsın dünden beri? Bahar. Ben seni sonra arayayım mı? Ya tamam ama dün annemin tavrından dolayı mı böylesin? Yani eğer öyleysen... Yok. Yok canım. Akşam ararım ben seni. Tamam mı? Peki canım. Seviyorum seni. Ben de. Komşum, dünden beri aklımdasın ha. Akşam da uğrayamadım. Ha, işten güçten anca şimdi arıyorum. Hayırdır Nazire? Sevgi, dün Handan'ın anasıyla babası geldiler ha. Öyle mi? Habersiz geldiler, yemin ederim baskın yaptılar resmen. Ha, bana kalırsa çocukların arasının bozuk olduğunu duydular da düzeltmeye geldi bunlar. Şey, düğün tarihi falan da konuşuldu ha. Anladım. Sabah geldiğimde Osman Bey köpürüyordu. Ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Haberin olsun, tamam mı komşum? Sağ ol Nazire. Bugün buluşmayacak mısınız Kemal'le? Hayır, çalışmam lazım, çıkmayacağım. Kararım değişmeyecek. Eğer onu merak ediyorsan. Ayrıca dün Kemal'e çok ters davrandın. Çok üzüldü. Handan'ın ailesi dün akşam Kemaller'deymiş. Haberin var mı senin? Düğün tarihi falan konuşmuşlar. Belli ki bir an evvel başlarını bağlamaya bakıyorlar. Siz daha atın tutun seviyoruz diye. Bahar, bu sefer dinle beni. Anne, daha Kemal ailesini açıklamadı. O yüzden. Anlamı zorluyor resmen. Kızım bu iş sizin sevginize falan bakmıyor. O kızın babası da fabrikatörmüş. Kozanlar kendilerinden olmayanı kabul etmezler. Sok bunu kafana. Anne, ne istiyorsun benden ha? Niye böyle yapıyorsun? Ben her şeyi biliyorum zaten. Biz herkesi, her şeyi karşımıza alacak kadar çok seviyoruz birbirimizi. Anlıyor musun? Söylesene anne. Ne istiyorsun sen? Beni mutsuz etmek mi istiyorsun? Bahar, yüzünü böyle görmek istemiyorum. Üzülme artık. Ben her şeyi hallettim. Handan bugün ailesiyle konuşacak. Bilmiyorum ki. İnsanlar bizim yüzümüzden üzülecek. Bu iyi bir şey mi? Kimse bizim yüzümüzden üzülmeyecek. Onların umrunda olan tek şey şirketler ve para. Bana bak lütfen. Bu iş çoktan bitmişti Bahar. Senin neden olduğun bir şey değil. Anlıyor musun? Beni seviyor musun? Ben de seni seviyorum. Sen bana inan ve yanımda ol. Ben dünyaya bile kafa tutarım. Ama sen bana inanmazsan ve suratını böyle asarsan... Kemal. Ben sana inanıyorum. Bugün bu mesele hiç açılmamak üzere kapanacak. Rahat ol. Sonra sadece ikimiz olacağız. Tamam mı? Ayarladınız mı her şeyi? Ayarladık anne. Nazoş'un işi de bitmek üzere. Keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Hazırlığımızı yapardık. Ya evet. Böyle baskın gibi oldu vallahi. Fena oldu. Ya siz ne sanıyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar buraya Gençlik Parkı'nda gezmeye gelmediler herhalde.
Dün bir şey kararlaştıramadık. Hiç olmazsa bugün oturur, düğünün tarihini, yerini kararlaştırırız. Hem bir tek sözlü olmaz. Bunlar da nişan yapmak isterler herhalde. Kendilerine göre bir çevreleri vardır, ne bileyim. Her şey belli olsun ki hazırlıklarını ona göre yapsınlar. Cüneyt nerede, gelmedi mi? Haberi yok ki çocuğun. Efendim baba. Cüneyt, oğlum neredesin? Evlendim baba. Doktordan şimdi geldik. Sonuçlar değil çıktı. Ha, iyi. Sevindim. Selam söyle. Söylerim. Cüneyt, bu akşam Dündar Beyler gelecek yemeğe. Sen de erken çık. Oyalanma. Şirkete gitmem gerekiyor baba. Tamamlamam gereken işler var. Acele. Size afiyet olsun. Herkese selam söyle. Peki. Hayrola? Gelemiyor mu? Şirkete geçecekmiş. İşleri varmış. Çocuk da ne yapsın? Kaç parçaya bölündü. Cüneyt de burada olsaydı iyi olurdu ama. Mehmet Kemal olsun da. Ha, bu arada Eylül'ün sonuçları temiz çıkmış. İyi, çok şükür. Ay çok sevindim. Anneciğim, bir ara arayıp geçmiş olsun diyelim. Olur. Baba, Ferman'la konuştum, yemeğe geliyor. Oh, iyi bari. Anne, giyindin mi? Gel kızım içeri. Baban ne yapıyor? Ferman'la oturuyorlar. Ay, Yıldız ne yapacağız? Bilmiyorum. Kemal bu sefer kesin delirecek. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi ne yapacağız? Ne yapıp edip ikna edeceğiz? Ay anne, Handan'a 100 kere söyledim. Babanla konuş dedim. Ama dinlemiyor ki. Yıldız vallahi elim ayağım titriyor ya. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alayım ben bir isterseniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Süzeciğim. Ayakta kalmayı buyurun canım. Nasılsın Ünler? Teşekkür ederiz. Gerçekten. Adamlar birkaç yıldır büyük gelişme kaydettiler Osman'cığım. Onları sıkı takip etmemiz lazım. Şakası yok bu işin. Doğru. Zaten Cüneyt de sıkı takipte. Bu arada Ferman da yurt dışı işlerine bakıyor. Güzel. Sahi Cüneyt nerede? Az önce aradı. Şirketten çıkamıyormuş. Sizlere çok selam söyledi. Sağ olsun. Sormayayım diyordum ama geçenlerde bir davetiye aldık. Cüneyt de evleniyor diye sevindik. Bir tatsızlık yok değil mi Zühre'cim? Sormayın, öyle tatsızlık... Oldu öyle bir tatsızlık ama sanıyorum oğlum için en hayırlısı oldu. Zararın neresinden dönersen kârdır. Siz öyle diyorsanız. Affedersiniz.